الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد، من أرسله الله رحمة وهدى للعالمين، وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين. أما بعد، değerli aziz ve muhterem Müslümanlar, başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Duru Sözler adlı kitabımızın 153. sayfasında kaldık. Dilin Günahları bölümündeyiz. Halen devam ediyoruz. En son dedik ki, haram olan şeyleri yapmaya teşvik eden her söz söylemek haramdır. Bunun yanı sıra farzları yerine getirmekten soğutacak, yani uzaklaştıracak sözleri söylemek de haramdır. Yani bir kimseye hadi gel içki içelim, hadi gel zina yapalım vesaire gibi sözler kesinlikle harama teşvik etmek olduğu için haramdır, caiz değildir. Söylediği kişi ister içki içsin, zina yapsın, ister yapmasın, İster içki içmesin, davet eden, çağıran, teşvik eden harama düştü. O içerse veya içmezse, zina yapsa da yapmasa da teşvik eden harama düşer. Bunun yanı sıra farzlardan uzaklaştıran kişi, cuma namazına gidecek, diğer ya gitme şimdi, sonra akşam kaza edersin. Namaz kılacak, ya kılma şimdi, sonra kılarsın. Akşam kılarsın, kaza kılarsın. Oruç tutmak isteyen kimse, ya tutma yarın pazar pikniğe gidelim gibi sözler kesinlikle caiz değildir, haramdır. Aynı şekilde din ilmini, farz-ı ayn ilmini öğrenmek isteyen bir kimseye yapma, etme, gitme şimdi, onu engellemek kesinlikle caiz değildir, haramdır. Devam edelim, diyor ki, İslam dinini kötüleyen her söz söylemek küfürdür. Örneğin bazılarının din ilmini öğrenmek aklı karıştırır, deli eder demeleri gibi bu söz küfür sözlerdendir. Allah bizi küfürlerden korusun. Maalesef bazı cahiller din dersine giden kimse veyahut din dersi dinleyen kimseyi engellemeye çalışırken haşa derler ki, fazla takılma deli olursun, haşa fazla ilmi öğrenmek iyi değildir diyenler var. Bazı kişiler haşa diyorlar ki din derse gidiniz uçacaksınız, dalağa geçerek bunu söyleyenler. Yani din ilmiyle alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Kesinlikle bu tür sözler küfürdür, caiz değildir, haramdır. Şayet ilmi öğrenmekle deli olunursa, ilk başta Peygamber Efendimiz haşa deli olurdu. Çünkü bu ilmi hepsi o bize öğretti. Sahabeler deli olurdu. Onlar bize bu ilmi aktardılar. İmam Şafii, İmam Ebu Hanife gibi zatlar deli olurdu. Onlardan hangisi deli olmuştur? Hiçbiri. Bilakis din ilmi kişinin beynini, kalbini nurlandırır. O zaman din ilmini hafife alan bir kimse Müslüman değildir. Aynı şekilde din ilmini öğrenmen kimse, öğrenmek için bir yere giden kimse haşa derler ki bu gericidir. Euzubillah, bu batıldır bu. Bizi ahirette cehennemin azabından kurtaracak olan yol İslam yoludur, ilmi öğrenip uygulama yoludur.
Bu tür kişiler ahirette hesapları çok ağırdır. İlmi öğrenmemiş olan bir kimse en azından günahkar, fasık gibi fasık olur ve bu şekilde ölürse işi çok zor ahiret gününde. İlmi öğrenmek hakkında ayetler var, hadisler var. Bu ameli öven ayetler ve hadisler var. Biri çıkıp da kötülüyor, alay ediyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var. Sapık olan bir cemaat ise onların vermiş oldukları ilim ehl-i sır ve cemaatin ilmi değil ise, bu hak yoldan sapmış olan gruplardan ise oraya gitme, ilmi öğrenme, sapıtırlar seni, deli olursun vesaire. Onlar hakkında söylerse küfür değildir çünkü onlar doğru üretmiyorlar. Lübnan'da bir grup vardı. Onların hocası Suriyeliydi. Sağlık Bakanı dedi ki, bizim deli hastanesine gelen hastanın çoğu onun cemaatindendir. Onun cemaati sapmıştır. Hem aklı hem kalbi. Birine demiş ki, sen evliya oldun artık. Ateş üstüne oturursan bile ateş seni yakmaz. Bu da gitti oturdu, kendini yaktı. Birine demiş ki, sen artık erişmişsin, yükseklerden atlarsan sana bir şey olmaz. Ula kalktı 15. kattan kendini atladı, paramparça oldu. Tabii bu tür şeyler sapıklıktır. Ama ehl-i sünnet ve cemaatin yolu, sahabelerin yolu, Peygamber Efendimizin yolu cennete götüren bu yol kesinlikle kimseyi deli etmez. Geri zekalı yapmaz. Peygamberlerden herhangi birini kötülemek küfürdür. Örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın zinaya niyet ettiğini söylemek küfürdür. Peygamber Efendimiz'i başta olmak üzere herhangi bir peygamberi peygamber olduğunu bildiği halde kötüleyen kimse Müslüman değildir. Yusuf peygamberin zina yaptığını, Davud peygamberin çıplak bayana baktığını izlediğini, İsa peygamberin annesine tokat attığını veyahut içki içtiğini, Lut peygamberin kendi kızıyla zina yaptığını iddia eden kimse kesinlikle bu Müslüman değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haşa bir çocuğa ey veledi zina, ey zina çocuğu gel buraya dediğini iddia etmesi, bu tür şeyler kesinlikle peygamberlere hakaret sayılan sözlerdir. Peygamber Efendimiz'i veyahut herhangi bir peygamberi hafife alan her söz kesinlikle küfürdür, batıldır. Ne Yusuf peygamber zina yaptı, ne de niyetlendi. Davud peygamber o çıplak bayana kesinlikle ne baktı, ne onunla zina yaptı. Lut peygamber kesinlikle ne içki içti, ne kızıyla zina yaptı. İsa peygamber kesinlikle ne içki içti, ne annesini dövdü. Bunlar hepsi batıl ve yalandır. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiçbir çocuğa ey velidi zina, ey zina çocuğu demiş değildir. Bu çocuk zina çocuğu olsa bile onun suçu yok. Peygamber Efendimiz nasıl ona böyle hitap edecek? Haşa diyorlar ki, bir gün bir çocuk Peygamber Efendimiz'in yanından geçerken ey velidi zina demiş, gel buraya. Bu çocuk da gider annesine sorar, anne benim babam kimdir? Senin babam budur. Yok dedi. Benim babam bu olsaydı Peygamber Efendimiz haşa bana zina çocuğu demezdi. Göğe de gelmişler Peygamber Efendimizin yanına. Ey Allah Resulü niye böyle demişsiniz? Dedi ki evet, bir gün sen, yani bu çocuğun annesine, evin önünü süpürürken ince çorap giymişsin. Oradan yabancı bir erkek geldi, senin ayaklarına baktı. İnce çorap olduğu için şeffaftır ve ayağın ten rengini gördü ve bu şekilde zina yapmışsın. Bu bir. İkincisi, haşa diyorlar ki, Efendimiz Ömer'in oğlu Abdullah'a bu sözü söylemiştir. Ey veledi zina. Bu da gider anasına sorar, senin baban Ömer'dir. Yok diyor, Efendimiz
Bana böyle demiş. Gelmişler sormuşlar Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz göre demiş ki evet, bir gün sen balcıya gittin. Bal sahibinden izin almadan sen bir kaşık bal yedin izinsiz. O baldan meni oldu. O meniden de çocuğun oldu, zina çocuğu oldu. Bu kesinlikle çok iğrenç bir iftiradır. Orada adam ayağına bakmış diye zina mı yapmış olur? Aklıma şey geldi, bu adı neydi? Şaban. Diyor ki ceketimi alsam hamile kalır. Bu kesinlikle dinen uygun değildir. Tıbben uygun değildir. Örfen uygun değildir. Aklen uygun değildir. Bir bakışta bayan hamile mi kalır? Böyleyse şu anda bayanların birçoğu mini etekle geziyor. Ayakları çorapsız, bacakları bile dışarıda. Vücudun yarısı dışarıda. Ona bakan herkesten hamile mi kalacak? Ne saçmalık bu? Bu büyük bir iftiradır. Kişi haram bir lokma yese bile, o meni ondan olsa bile bu çocuk zina çocuğu mu olur? Maalesef Peygamber Efendimiz'e olsun, diğer peygamberlere olsun birçok kişi büyük iftiralar atmaktadır. Bütün alimleri kötülemek küfürdür. Örneğin bazılarının bütün alimler dini karmaşık hale getirdiler demeleri küfürdür. Gelmiş geçmiş bütün alimleri kötüleyen bir kimse küfre düşer. Ama onun bölgesindeki alimlerden ilginç şeyler, kötü şey gördüğü için bu alimler kötüdür derse küfre düşmez, harama düşer. Ama gelmiş geçmiş bütün alimlere küfretmek kesinlikle küfürdür. Bütün peygamberler de alimdir. Bize dini ulaştıran alimlerdir. Onların sayesinde biz ilmi öğrendik, ibadet ediyoruz. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i ondan herhangi bir şeyi yararlamak gibi kötülemek küfürdür. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le dala geçmek, alay etmek, Kur'an-ı Kerim'i hafife almak kesinlikle küfürdür. Kur'an-ı Kerim'i bilerek çöpe atmak, üstüne basmak, üstüne oturmak, bunlar hepsi küfürdür. Tabi bilerek, Kur'an-ı Kerim olduğunu bildiği halde. Veya Kur'an-ı Kerim'i idrarla yazmak kesinlikle batıl ve küfürdür. Bazı sehirbazlar yaptıkları gibi Kur'an-ı Kerim'i bayanın hayız kanıyla yazıyorlar bazıları. Bu da açık bir küfürdür, iğrenç bir şeydir. Veyahut Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti bildiği halde onu inkar etmek veyahut doğru değildir demek veya Kur'an-ı Kerim bize uymaz artık, bu çağa uygun değildir demek, bunlar hepsi küfürdür ve batıldır. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz zamandan kıyamete kadar geçerli bir kitaptır. Her çağa uygun bir kitaptır. Türkiye'de meşhur biri, bir profesör haşa diyor ki aslında her 30 yılda bir çağa uygun bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in mealini değiştirmemiz gerekir. Demiyor ki kendimizi Kur'an'a göre değiştirmemiz gerekir. Davranışlarımızı, hareketlerimizi, fiillerimizi, sözlerimizi Kur'an-ı Kerim'e göre ayarlayalım demiyor. Ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i 30 yılda bir değiştirin. Çağa uygun bir şekilde diyor. Çağa uygun. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O zaman Kur'an-ı Kerim'i kötüleyen her söz kesinlikle küfürdür ve batıldır. Hallacı Mansur gibi bir gün kendince bir şeyler yazarken sormuşlar ne yapıyorsunuz? Dedi ki Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap yazıyorum. Bu da küfür ve batıldır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle o müşriklerle tartışırken onlara meydan okumuş. Hadi bir 10 sure yazınız. Bir sure bile yazınız. Bir ayet bile yazamadılar ve yazamazlar. Bu da kalktı diyor ki ben Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap yazıyorum demesi. Haşa. Bu Kur'an-ı Kerim'i hafife alıyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın indirmiş olduğu bir kitaptır. Sen kimsin ki onun gibi? Sen kendini ilah mı sandın? İlah mı saydın? Haşa. Veyahut biri çıkıyor, bu ayete gerek yok, kaldıralım. Veyahut Kur'an-ı Kerim'e bilerek
bir şeyler ekleyen bir kimse bilerek, dikkat ediniz, bilerek. Ha bu Allah'ın kitabıdır, bu mukaddes kitabımızdır. Allahu Teala Cebrail aracıyla Peygamber Efendimiz'e indirmiştir. Sen kimsin ki Kur'an-ı Kerim'i değiştireceksin veya Kur'an-ı Kerim'e ekleme yapacaksın veya Kur'an-ı Kerim'den bir şey sileceksin veya kendince Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap yazacaksın. Bunlar kesinlikle batıl ve küfürdür. Allah'ın dininin sembollerinden herhangi birini kötülemek küfürdür. Örneğin namaz, zekat, ezan ve abdest gibi şeyleri kötülemek küfürdür. Dinimizde muteber, değerli, kıymetli sayılan herhangi bir şeyi değersiz kılmak, kötülemek, hafife almak kesinlikle küfürdür. Namazla dalga geçmek gibi, oruçla dalga geçmek gibi, zekatla dalga geçmek gibi, ezanla dalga geçmek gibi, camiyle dalga geçmek gibi, Kabe'yle dalga geçmek gibi, abdestle dalga geçmek gibi, gusulle dalga geçmek gibi, bayanın tesettürleriyle, yani kumaşa değil, hükmüyle alay eden bir kimse kafir olur. Bazı kişiler namazla dalga geçerek haşa diyorlar ki, kıl Kabe'yi deldin. Bir profesör çıkmış televizyonda diyor ki aslında oruç farz değildir. Ama sadece Allahu Teala o zamandaki sahabeler fakir oldukları için şikayet etmesinler diye orucu onlara indirmiştir. Bu doğru değildir, batıldır. Bütün sahabeler fakir değildi. Peygamber Efendimiz'den önceki ümmetlere de oruç vardı. Hepsi teselli etmek için mi? Haşa. Bu kesinlikle büyük bir iftiradır. Diğer profesör haşa diyor ki ben anlamadım bu millet niye hep beraber hacca gidiyorlar. Her ayda bir oruç gitsin. Ve Allahu Teala el haccu eşhurun ma'lumat, hac belirli aylarda olur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki el haccu arafa, haccın en önemli rüknü Arafat'ta durmaktır. Arafat'ta vakfe yapmaktır. E Arafat ne zaman? 9 Zilhicce, yani belli bir günü var. Kalkıp da her hafta biri ben hacca gidiyorum diyemez ki. Diğeri diyor ki ben anlamıyorum niye şeytani taşlamak için oraya gidiyorlar haçtayken. Burada falan kişi var, o taşlasınlar yeterlidir diyor. Dalağa geçiyorlar. Şimdi bununla dalağa geçiyor, anladık. Ama şer'i bir hüküm var. Orada taşlama olacak. Burada şuna veya buna değil. Dikkat edelim deli Müslümanlar. Dille dalağa geçilmez. Dini hafife alan her söz, her inanç, her fiil kesinlikle küfürdür. Bazı kişiler ezanla dalağa geçiyorlar. Haşa diyorlar, bazı kişiler diyorlar ki ezan duyduğu zaman ışık almaya başladı. Bu batıldır bu. Ezan Müslümanların sembolüdür. Cami Müslümanların sembolüdür. Ha diyelim ki bir müezzinin sesi çok kötü, çok kötü bir şekilde ezan okuyor. Onu eleştiren kimse bu küfre düşmez. Okuyuş şeklinden rahatsız olan kimse. Çünkü harfleri düzgün çıkartmıyor. Yani değiştirerek ezanı okuyor. Onu eleştiren kimse küfre düşmez. Ama ezanı hafife alan kimse, ezanla dalga geçen kimse o küfre düşer. Kaval, zurna, flüt gibi çalgıları çalmak haramdır. Şimdi müzik aletleri iki kısımdır. Haram olan aletler var, haram olmayan aletler var. Haram olmayan aletler def, davul, bongo ve iki tane bakır birine vuruyorlar, adını bilmiyorum. Bunlar haram değildir. Ama flüt, zurna, oud, gitar, kavab, piyano gibi aletler, yani üflemeli ve telli olan çalgı aletler haramdır. Mazereti olmadan iyiliği emretmek veya kötülükten eli koymak da susmak. Kişi şer'i bir mazereti olmadan haramı gördüğü halde engellemiyorsa, farzlardan herhangi birini terk eden bir kimse müdahale
ettiği halde müdahale etmeyen kimse harama düşer. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'murune bil marufi ve tenhevne anil munkar. Siz yani ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanlara çıkartılmış en üstün, en hayli ümmetsiniz. İyiliğe emredip kötülüklerden nehyedersiniz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Mur bil marufi ve nha anil munkar. İyiliğe emret, kötülüklerden de sağındır. Gücün yetiyorsa müdahale etmen gerekir. Yani içki içen bir kimseyi engelleyebildiğin halde engellemezsen sen de ortak olursun. Zina yapan kimseyi engelleyebildiğin halde müdahale etmezsen o zinada ortak olursun. Namaz kılmayan bir kimse ona nasihat edip namaz kılacağını bildiğin halde müdahale etmezse onun günahında ortak olursun. Ancak dedik ya gücün yetiyorsa, mazeretin yoksa, mazeretin varsa yani kişinin kendisinin veya malının zarara girme tehlikesi olmadığı ve gücü yettiği halde iyiliği emredip kötülükten alı koymaması haramdır. Ha, şimdi içki içen bir kimseye engelleyeceksen kalkıp seni öldürecek. O zaman yaklaşma. Zina yapan bir kimseyi engellediğinde gelip evini yakacak, arabanı yakacak, benzin döküp yakacak diye biliyorsan yok. Bu görevi yerine getirirken daha büyük bir zarara, daha büyük bir günaha, fitneye yol açacaksa o zaman yaklaşma. O zaman burada kendinle ilgilen. Ama buradaki mesele gücün yettiği halde müdahale edebildiğin halde müdahale etmezsen harama ortak olursun. Ancak kişi kendisine veya malına zarar geleceğine veya daha büyük bir zarara sebep olacağına inanıyorsa o zaman dili ve eli ile men etmesi haram olup oradaki yanlışı kalpte reddetmesi gerekir. Namaz kılmayan bir kimseye müdahale edersen, Allah'a küfredeceğini biliyorsan müdahale etmeyeceksin. İçki içen bir kimseyi engelleyeceksen, o da Allah'a küfredeceğini biliyorsan, bak dikkat et, biliyorsan o zaman müdahale etmeyeceksin. Çünkü Allah'a küfretmek daha büyüktür. Seni öldüreceğini biliyorsan müdahale etmeyeceksin. Seni öldürmek daha büyüktür. Sana zarar verecek diyebiliyorsan müdahale etmeyeceksin. O zaman gücün yettiği şekilde müdahale edersin. Elle olmazsa dille nasihat edersin. O da olmazsa kalbinden inkar edersin. Öğrenilmesi zorunlu olan farz-ı ayn bilgileri gizleyip talep eden olmasına rağmen öğretmemek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ Her kim öğrenilmesi gereken ilimden herhangi birine, herhangi bir konuda ona soru sorulduğu zaman, ondan ilim istenildiği zaman bildiği halde öğretmeyen kimse kıyamet gününde ateşten bir halka ağzına katılır. Atlara bir halka katıyor ki kimseyi ısırmasınlar diye. Onun gibi ateşten bir halka ağzına katılır. Şimdi ilim birkaç kısma ayrılır. Farz-ı ayn ilmi var, farz-ı kifaye, sünnet vesaire. Farz-ı ayn ilmi Peygamber Efendimizin dediği gibi ilmi talep etmek her Müslümana farzdır. Yani erkek olsun, bayan olsun, fakir olsun, zengin olsun, Arap olsun, Acem olsun, ergenlik çağına girmiş olan her Müslümanın öğrenmesi gereken olan ilmidir. Hiçbirimiz ilmi bitiremez. İlim çok okuyamaz diye bir düşün. Ama içinden bir bölüm var.
adı farz-ı ayn ilmi. Her birimize farz. Allah-u Teala bunu bize yüklemiştir. Hadiste ne diyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, talabul ilmi feridatun ala kulli muslim. İlmi öğrenmek her Müslümana farzdır. Farzdır. Bundan dolayı bu farz olan ilmi her mükellef olan Müslüman ölmesi gereken ilimdir. Ha biri geldi sana, ya ben abdest almayı bilmiyorum, namaz kılmayı bilmiyorum, gusül almayı bilmiyorum, bana öğretir misin? Sen de bildiğin halde git başından maç izliyorum şimdi. Adam namaz kılacak. Geldi Allah'ın sıfatlarını, peygamberin sıfatlarını bana öğretir misin? Git ya şimdi yemek yiyeceğim. Yok. İşim var, gücüm var, şu var, bu var. Şer'i bir mazeretin yoksa ona öğretmezsen harama düşersin. Çünkü o kişinin cahil kalmasına yardımcı olmuş olursun. Cahil kalmasına rıza göstermiş olsun, bundan dolayı harama düşersin. Alim olman şart değil. Sana sorduğu soru cevabını biliyorsan, abdest nasıl alınır biliyorsun. Namaz nasıl kılınır biliyorsun. Allah'ın sıfatı nedir biliyorsan, peygamberin sıfatı nedir biliyorsan ona öğretmek zor, öğretmek zorundasın. Yellenen bir Müslümana yellendiği için gülmek, bu da Müslümanın kalbi kırılmasına sebep olabilir. Müslümana karşı olan saygıdan dolayı senin önünde hava kaçırdıysa kesinlikle onun kalbini kırarak gülmek kesinlikle caiz değildir. Rivayetlere göre bir bayan bir mağazaya girmiş, bir dükkana girmiş, bir mal istemiş. Bu arada dükkan sahibi bu malı almaya çalışırken bayan istemeyerek yellendi. Hava kaçırdı. Adam da duymuş. Ama bayan çok utandı. Çok çok utandı. Bu dükkan sahibi onu kurtarmak için kendini sağır rolü yapmış. Kadın konuşuyor onunla, ha? Ne diyordun? Ne de? Ve hatta daha sonra bu bayan doğrusu öğrenmesin diye ömür boyu sağır rolünü yapmış. Ömür boyu. Subhanallah. Müslümanı hör görerek gülmek. Örneğin kendisinden daha düşük konumda olan Müslümanı hor görerek gülmek haramdır. Yani ona hakaret ederek, onu hafife alarak, dalga geçerek o Müslümanla, onun yüzüne yani hakaret edercesine gülerse, bu ne? Elbisesi kirli olduğu için, yırtık pırtık olduğu için, fakir olduğu için, evi dandik olduğu için yani, derviş, fakir, gariban kişi onunla dalağa geçerek ona gülerse haramdır. Yardım et ona. Niye gülüyorsun? Sen daha zenginsin veya sen daha makamı sahabısın veya ne olursa olsun. Bu senin Müslüman kardeşin. Belki de Allah nezdinde senden daha üstündür. Belki Allah nezdinde senden daha üstündür. O zaman Müslümana saygı göstermemiz gerekir. Şahitliği gizlemek, şahitlik etmek için çağrıldığında bildiği bir hakkı özrü olmadan gizleyip şahitlik etmemek. Yani şahitlik etmek iki kısma ayrılır. Bir, sen bir olaya şahit oldun. Kimse seni çağırmadan hakime gidip şahitlik yapmak zorundasın. İki, yok, çağrılmadan gitmek zor değilsin ama çağrıldığın vakitte gitmek zorundasın. Tabii bu iki meselede şer'i mazeretin yoksa. Ortada hak hukuk var. Sen bir olaya şahit oldun. Çağrıldın. Gitmezsen o Müslüman hakkı kaybolabilir. Haksız olan o davayı kazanabilir. O zaman sen haksızlık etmiş olursun. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Her kim bu şahitliği gizlerse günaha, harama düşmüş olur.
verilen selama karşılık vermemek. Mükellef olan bir Müslüman, hem cinsi olan diğer bir Müslümana selam verdiğinde karşı tarafın bu selama karşılık vermemesi haramdır. Ergenlik çağına girmiş bir Müslüman, hem cinsine, yani erkek erkeğe, bayan bayana selam vermesi sünnettir. Selamı alınması farz olur. Ali veliye esselamu aleyküm demiş. Ali sünnet sevabı kazanır. Veli ona ve aleykümüsselam demesi farzdır. Duyduğu için. Ayşe Fatma'ya esselamu aleyküm demiş. Fatma selam verdiği için sünnet sevabı kazanmış. Fatma Ayşe'ye söyledi ya, Ayşe de duydu ya, Ayşe'nin ve aleykümüsselam demesi, selamını alması farzdır. İkinci mesele, Ali bir grupla karşılaştı. Ali'nin selam vermesi sünnettir. O grubun Ali'nin selamını alması farz-ı kifayedir. Yani o gruptan bir iki kişi ve aleykümüsselam derse yeterlidir. Ama hiç kimse cevap vermezse duyan herkes harama düşer. 3. Ne mahrem olan erkek ve bayan mahrem değiller. Sokakta karşılaştılar. Burada Ali'nin Fatma'ya selam vermesi uygun değildir. Fatma'nın selamını alması da farz değildir. Çünkü fitneye sebep olabilir. Uzaktan onları gören kimse selam verdiği duymazsa bazı kişiler kötü düşünürler. Acaba Ali Fatma'ya ne demiş? Falan saatte buluşalım mı demiş acaba? Fatma evet mi demiş acaba? Yeni filmler, senaryolar çizebilirler. Bundan dolayı sokakta özellikle yabancı erkek, yabancı bayana selam vermemesi gerekmektedir. Şey daha var. Biri geçiyor, selam vermiyor. Ya dalmış, ya unutmuş vesaire. Orada duran kişi diyor ki, ve aleykümselam. Yani biz buradayız, niye selam vermiyorsun? Böyle denmez. Ve aleyküm ve aleykümselam kime denir? Selam verene. Yani sen bana selam verdin, benden de sana selam olsun. Benden de. Ve ama selam vermedi o. Burada selam verilmez. Bir şey daha var. Ali Veli'ye gider. Veli diyor ki baban nasıl? İyi de selamı var. Halbuki babası selam göndermedi ona. Bu yalan olur. Selam vermediyse selamı aktarmazsın. Mesela telefonla konuşuyorlar. Annen nasıl? İyidir işte burada selamı var. Halbuki selam göndermedi. Bu yalan olur. Dikkat edelim. Aynı şekilde Ali Veli'ye diyor ki babamın selamı var. Babamın selamı var. O diyor ki ve aleykümüsselam. Ve aleyküm yani sana diyor. Yok o değil, babasına söyleyeceksin. Ve aleyhisselam diyeceksin. Ve aleyhi. Bazı kişiler de özellikle doğuda falan kişi selamı var. Diyor ki ala Resulullahisselam. Allah Resulü'ne selam olsun. Tamam, Peygamber Efendimiz'e selam olsun, salat ve selam olsun. Ama adam sana selam gönderdi. Ve aleyhisselam diyeceksin erkekse. Bayansa ve aleyhisselam öyle derler. Çoğulsa ve aleyhimusselam denir. Ha, Ali Veli'ye dedi ki babana selam söyle. Veli burada en uygunu inşallah der. Tamam derse iletmek zorunda kalıyor. Ama inşallah derse, isterse iletsin, isterse iletmesin ve en uygunu budur. İnşallah desin. Bu tür hükümler çok önemlidir değerli Müslüman kardeşlerim. Birçok kişi buna dikkat etmiyor. Televizyonda biri çıkıyor, selamu aleyküm diyor, herkes ve aleyküm selam diyor. Veyahut biri bir yerden geçerken elini kaldırıyor. Yani böyle selam veriyor, bu mekruhtur. Oradakiler ve aleyküm selam diyor. Zaten bu eli kaldırmış, esselamu aleyküm dememiş.
Burada ve aleyküm selam demeyeceksin. O eli kaldırmış mekruhtur. O selam sayılmıyor bu. Bu tür hükümler bak ne kadar ayrıntılı hükümlerdir bunlar. Birçok halkımız bunu bilmediği için maalesef hataya düşmektedirler. Vallahi subhanahu ve teala a'lem ve ahkem subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. 154. sayfasına geldik. İnşallah bir sonraki sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.